Efendim merhaba, Erdem Vardar'la birlikteyim. Yuva Derneği kurucu direktörü. Yuva Derneği'nin tabii ne yaptığını öğreneceğiz. Ekolojik okur yazarlık konusu, kendisine de ifade ettim biraz önce. Benim en fazla dikkatimi çeken ya da cımbızla çekebildiğim, belki de algıladığım bir şeydi. Ekolojik okur yazarlık ne demektir? Yuva Derneği ne yapar? Bize nasıl katkısı olabilir? Biz bugün neler öğreneceğiz? Aslında bu kısa süreli söyleşimizin, serüvenimizin ana fikri bu. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yuva Derneği ne yapıyor? Çok kısaca alayım. Ondan sonra ne yaptıklarınızı da bana anlatacaksınız çünkü. Tamam. Yuva Derneği bütüncül olarak insan hakları, çevre, yoksulluk kavramlarını bir arada ele almaya çalışıyor. Bunu da daha çok eğitim aracını kullanarak yapmaya çalışıyor. Yuva Derneği'nin kurucuları olarak bizler daha çok başka sivil toplum kuruluşlarında daha önce senelerce çalışmış insanlarız. O açıdan da aslında bir ihtiyacı, kendi gördüğümüz bir ihtiyacın dolması için bu derneği kurduk. O da şuydu, özellikle çevre konusunda, insan hakları vesaire konusunda birçok kampanya görüyoruz. Medyada görüyoruz, çeşitli sivil toplum kuruluşları, bazen devletin yaptığı işler var kamu spotlarıyla vesaire. Ancak bunların hepsi tek bir konuda bizi bilinçlendirmeye ve bazen de harekete geçmeye teşvik eden şeyler. Ancak bunlar tabii bize bütüncül bir dünya görüşü vermiyorlar. Yani o konuda siz belki işte o mecrada iletişim araçlarına maruz kalıp o konuda bilgileniyorsunuz ve bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama diğer konularda aslında hiçbir fikriniz olmuyor ve o konularda da aslında bir duyarlılık sergilemeyebiliyorsunuz. Ne demek bu? Yani başka hangi konularda duyarlı? Siz bunu birazcık kendinize mi o iğneyi batırmış oluyorsunuz? Hani topluma bir sosyal yardım bir götürürken yoksa bizim için söylediğiniz, yani halk için söylediğiniz bir şey mi? Bu iki taraflı bir şey. Aslında birazcık da eğitim sistemimizi eleştirdiğimiz bir durum diyebiliriz. Çünkü bizim örgün eğitimimizde, yani okullarda çevreyle ilgili ya da insan haklarıyla ilgili eğitimler genelde ezbere dayalı ve akılda kalmayıcı. Yani bir davranış değişikliğine fazla götürmüyor. Bizi götürmüyor. Ezbere bildiğimiz biyoloji derslerinde vesaire şeyler var ama aslına bakarsanız özellikle de belki bizim neslimiz ve ondan önceki jenerasyonda davranışlarda bunu görmüyorsunuz. İnsanlar aslında bu yani bilinci tanış taşımıyor. Biz de alsa da, eğitimi alsa da bunu davranışlarına yansıtamıyor ama aynı zamanda bütüncül olmadığı için mi diyorsunuz? Aynen öyle. Hem bütüncül olmadığı için hem de çok fazla ezbere ve sınavlara dayalı olduğu için. Aslında orada insanlar mecburen öğrendikleri bir eğitimin içindeler. Halbuki bizim verdiğimiz eğitimlere insanlar gönüllü olarak geliyorlar. Yani öğrenmek isteyen insanlara bir şey verdiğinizde ve bunu çok daha interaktif, çok daha öğrenme ve eğlenmeyi bir arada yapabildiğinizde onların hem öğrenmeye hem de davranış değişikliğine daha açık olduğunu görüyoruz. O zaman değişik bir yönteminiz mi var? Bunu mu anlamam lazım? Evet. Ne yapıyorsunuz? Kısaca onu da alalım. Biz yaygın eğitim yöntemlerini kullanıyoruz. Akran eğitimi de buna dahil olmak üzere. Şöyle söyleyeyim. Tabii biraz sonra belki bu okuryazarlık meselesine geldiğinde birazcık daha açılır o konu. Biz sıradan insanları eğitmen haline getiriyoruz. Bir uzman kullanmadan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Böylece aslında kendi bilgimizi başkasına aktarmanın yollarını insanlara veriyoruz. Bu da nedir? Gönüllü eğitmenler yetiştiriyoruz. Bu gönüllü eğitmenler aslında bizim bu yapmaya çalıştığımız bilinci ve davranış değişikliğini topluma ve başkalarına aktarıyorlar. Yani bu bir anne olabilir, bir muhtar olabilir, herkes öğretmen olabilir, bir emekli genç olabilir, bir çocuk olabilir. Üniversite Peki, öğrencisi hiç fark etmez. Bu güzel bir şey bence, çok akıllıca bir metot. Eminim siz ve sizin gibi başka derneklerde bunu kullanıyordur. Şimdi takıldığım bir diğer şey, okuryazarlığa geçmeden önce, ekolojiyi insan haklarıyla, ondan sonra bir de yoksullukla atladığım başka bir tema var mı? Esas olarak bu üç temayla evlendiriyorsunuz, evet. Yani cümlenizin içerisinde öyle geçiyor. Neden ekoloji tek bir? Yani ben mesela sizi ekoloji diye algılamak istedim herhalde. Ama işin içerisine tabii ki hiçbir itirazım yok, çok güzel. İnsan hakları da ve yoksulluk da girdi. Ne bağlamda girmesini istiyorsunuz? Kafa karışmıyor mu? Ya da ne faydası var?
Bu aslında bize konuya yaklaşımımızı belgeliyor. Yoksa ekolojik okuryazarlık diye mesela temel olarak ekoloji üzerine bir eğitim programımız var. Yani bu eğitim programında birazcık yoksulluktan, insan haklarından bahsediyoruz ama sizin atıyorum bir faydalanıcı olarak kafanızı karıştıracak çok bir şey olmuyor. Ama tabii kurumu anlatırken kafalar bazen karışabiliyor. Yani 3 ayrı konu aslında. Bunların her biriyle ilgili başka STK'lar var. Yani üçünü birden ele aldığınızda sanki 3 STK olmanız gerekiyormuş gibi bir algı ortaya çıkabiliyor. Biz bunu şöyle alıyoruz aslında. Çok basit bence şu andaki belki en sıcak gündemlerden biri olan iklim değişikliği. Doğru. Şimdi iklim değişikliğini sadece bir çevre sorunu olarak ele almak artık işi çok indirgeyici, basitleştirici hale geliyor. Çünkü işin çok fazla insan hakları ve yoksullukla ilgili bölümleri var. Doğru. Yani bu işte kuraklığın artması, sellerin artması özellikle toplumların yoksul kesimlerinde ciddi daha da bir yoksullaşmaya, açlığa sebep olabiliyor. Bu insanlar göç ederek başka toplumlarda yeni problemlere yol açabiliyorlar. Ya da işte gelişmiş ülkelerin çevreyi, havayı kirletmesiyle oluşan temel olarak bir çevre sorunu bu. Ama artık her şey küresel olduğu için başka tarafta aslında tamamen bir insan hakları ihlali haline geliyor. Atıyorum. Doğru. Okyanuslardaki ada devletlerinde yaşayanlar aslında iklim değişikliğine sebep olmuyorlar. Ama sonuçta ülkelerini suların yükselmesiyle ülkelerini tamamen kaybedecek olan insanlar da onlar. Yani artık hani yeni nasıl diyeyim kavramlar hayatımıza giriyor. Mesela bunun bir tanesi insan güvenliği deniyor. Yani insan haklarıyla çevrenin bu kadar iç içe girdiği konulara insan güvenliği şeklinde bir isim veriliyor. Ya da bizim gibi bunun içerisine yoksulluğu da kattığınızda insani gelişim gibi, sürdürülebilir insani gelişim gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Yoksulluk nasıl etki ediyor ekolojiye? Yani yoksul bir ferdin ekolojiye yaklaşımını mı anlamam lazım? Evet. Yoksa yoksulluk yüzünden ekoloji yani genel itibariyle mi göz ardı ediliyor? Neresinden tutuyorsunuz? Yoksullukla çevre ve ekoloji arasında iki taraflı bir ilişki var. Şöyle diyebiliriz. Çevrenin bozulması yüzünden insanların yoksullaşması da söz konusu. Evet. Ya da insanlara yeterli geçim kaynakları sağlanmadığı için o insanların kendi çevrelerini ve doğalarını tahrip etmesi de söz konusu. Biz bunu her ikisini ortadan kaldırmak için mutlaka insanlara asgari düzeyde en azından bir geçim kaynağını ya da yaşam standartını sunabilmemiz gerektiğini ve ürettiğimiz projelerin mutlaka bunu da içermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani çok basitinden örnek vermek gerekirse bir sulak alan düşünün. Biz daha önce bataklık diye kuruttuğumuz sulak alanlar aslında dünyanın biyoçeşitliliği, zenginliği en yüksek olan alanlarından bir tanesi. Bu bölgeleri mesela işte kurutarak tarım alanı haline getirme şeyi çok fazla oluyor. Ya da etrafındaki sazlıkları ve kuşların ve bütün o canlıların ürediği yerleri tamamen ortadan kaldırarak gene işte mera haline getirmek, tarım yapmak ya da işte inşaat yapmak. Yoksullaştırmıyor aslında. Sanki biraz açgözlülükten söz ediyoruz gibi değil mi? Bu bambaşka bir noktaya gidiyor. Nereden baktığınıza bağlı. Açgözlülük meselesi yani açlık sınırının altında yaşıyorsanız ona tabii açgözlülük diyemiyoruz. Ama eğer sizin zaten bir araziniz var ya da işte yaşamınızı belli standartlarda götürüyorsunuz ve buna ekstra olarak bir şey yapmak istiyorsunuz, o açgözlülük. Yani bizim tabii o artık açgözlülük ve ile ilgili olan şeyi birazcık ekolojik okuryazarlık eğitimlerimizin doğru içerisinde vermek istediğimiz şeyler. Çünkü oradaki hedef kitlemiz oraya daha gelelim çok belli düzeyde geliri olan insanlar aslında. Tabii ben oturduğum yerden daha çok belki makro haberler ya da gelişmeler tarafından bakıyorum. Ama siz sahanın içindesiniz. Yani ben o yoksulluğun istismar edildiğini düşünüyorum. Şöyle ki işte tarım alanları beton binalara dönüşürken ya da işte güzelim sahil şeridi yoksullukla alakası olmayan kişiler tarafından çöp yığınları haline
getirilirken. Yani ama tabii siz bu böyle bir makro ve çok belki magazinel bir bakış açısı mı olacak onu bilmiyorum ama bu gerçek. Ama siz şimdi tabii işin içerisinde bambaşka noktadasınız. Şimdi okuryazarlıkla belki ben okuyamamış olabilirim bu noktada. Okuryazarlık deyince ne anlayacağız? Okuryazarlık aslında bu tarz eğitimlerin temel düzeyde verildiği nokta. Öyle anlamak lazım. Yani nasıl biz okula gittiğimizde ilk bize öğretilen şey alfabe vesaire, ancak daha sonra işte matematik gibi, fen bilgisi gibi ileriki sınıflarda bu veriliyor. Bu da onun gibi. Yani ekolojinin aslında ABC'sini insanların ve çok fazla insana, belki herkese yaymakla ilgili bir derdimiz var. Peki bize böyle bir giriş yapabilir misiniz? Yani ekolojiye giriş dersi gibi şöyle bir 5 dakikada ne anlatırsınız? Beni mesela okur yazar hale gelmem için bilmediğim neleri öğrenmeliyim ya da yanlış bildiğim neleri silmeliyim? Burada nereden başlıyoruz dersek, dünyanın oluşumundan başlıyoruz. Yani üzerinde yaşadığımız bu kaya parçası da yaşam nasıl ortaya çıktı? Biz nasıl ortaya çıktık? Ve şu anda da o yaşam döngüleriyle, bütün mucizesiyle nasıl devam ediyor ve insan olarak, biz birey olarak bunun içerisinde nasıl bir rol oynuyoruz? Bunları anlatırdım size bir 5 dakika içerisinde. Peki. Tabii biz bunu iki tam günde ya da mutlaka işte en az canım, bir günde anlatıyoruz bitmez. Ama... Bitmez ama belki hani oynadığımız rol gereği neler öğrenmeliyiz? Burada tabii bir birey olarak evde, ofiste yapabileceğimiz şeyleri öğrenmemiz lazım. Yani burada da gene hep biz bunu başa sarmamızın, yani en başta bu yaşamı, yaşam mucizesi denilen şeyi nasıl ayakta tutuyor bu dünyanın şu ana kadarki sistemleri, yani bunlara yaşam destek sistemleri diyebilirsiniz. Biz aslında bir uzay gemisinde ya da bir denizaltıda da yaşıyor olabilirdik. Burada oradaki yaşamı mümkün kılan nedir? Bir sistem var, teknolojiyle üretilmiş bir sistem size oksijenli temiz hava sağlıyor. İşte başka bir sistem sizin ürettiğiniz kirli suyu içilebilir bir su haline getiriyor. Ancak o şekilde uzay gemisinde yaşayabilirsiniz ya da denizaltıda yaşayabilirsiniz. Başka türlü yaşama şansınız yok. Aslında dünya denilen gezegen, yani bu devasa evrende bizim şimdiye kadar bilebildiğimiz yaşamın tek olduğu, ki öyle olmama ihtimali çok daha yüksek ama en azından bizim için uygun şartların olduğu gezegende aynı şekilde yaşam destek sistemleri var. Bunlar işte su döngüsü, karbon döngüsü, fosfat azot döngüsü gibi doğanın milyonlarca yıllık gelişimi içerisinde oluşmuş sistemler. Şimdi bu sistemler, bozma diyorsunuz bunları değil aynen mi? Aynen öyle. Biz bu sistemlerin ne olduğunu bilmezsek, biz bunlara nasıl etki ettiğimizi bilmezsek sonuçta geri dönülemez bir hale getirebiliriz. Yani, ya da bunların bitmeyeceğini düşünürsek. Aynen öyle. Yani şu andaki en büyük yanılgılarımızdan bir tanesi bu. Bundan tabii çok ürkütücü olsun diye söylemiyorum bunları. Ama söyleyin, ama, ürkelim. Evet, yani bunun şu anda mesela Mars'a gitmeyi düşünüyoruz. Mars'ta yaşam izi arıyoruz. Ve Mars'ta en azından su bulunduğuna dair çok net kanıtlar var. Suyun olduğu yerde de daha önce yaşam, en azından basit bir yaşam olma ihtimali yüksek. Ancak Mars'ta şu anda gittiğinizde hiçbir şey yok. Hiçbir canlı yok. Üzerinde tek bir ot bile yok. Şimdi dünya gezegeninin bu noktaya gelemeyeceğini düşünmek aslında bir açıdan da iyimserlik. Çünkü dünya gezegeninde yaşamı mümkün kılan şey de son birkaç yüz milyon yılda gerçekleşti. Ondan öncesinde aslında oksijen yoğun bir dünya bile yoktu. Yani yaşamı destekleyecek bir şey yoktu. Yani aynı şeyin dünyaya o dönüşümde, hele ki bizim etkilerimizde daha hızlandırılmış şekilde olmayacağını, Mars gibi bir gezegene dönüşmeyeceğini aslında bilmiyoruz. Burada da tabii ki doğal olarak bu böyle olacaksa belki buna müdahale şansımız yok. Ama en azından biz kendi bacağımıza sıkmayalım. Kendi bindiğimiz dalı kesmeyelim. Derdimiz bu. Peki biraz daha anlaşılır hale getirmek için, çok güzel anlatıyorsunuz yanlış anlamayın ama şöyle bir örnekle devam etmenizi ben istesem sizden neler söylersiniz? Bu hafta içerisinde bir Türkiye'nin DNA'sını
sözde ortaya koyan böyle bir derleme araştırmalar bütünü ortaya çıktı. Ve pek çok özelliklerimizden bir tanesi çevreyle ilişkimiz. Hı hı. Ama tabii araştırmada ister istemez belli başlı konular ele alınıyor. Çöplerimizle ilişkimiz. Türk halkı çöplerini bir kere çöple bir derdi var. Yani çöple yaşıyor, ondan sonra çöpü ıslah etmiyor. Burada da hiç ayrıştırmadığı ortaya çıkmış yani. Ayrıştıranlar o kadar küçük bir grup ki. Hı-hı. Bana böyle basit şeylerden söz edebilir misiniz okuryazarlık? Hani o ilk böyle A, B, C'sine dönersek eğer ne yapıyor olmalıyız Hı-hı. ofiste ve evde? Şimdi bir kere işin başına gelirsek yeniden kullanamayacağımız malzemeleri hayatımızdan çıkartmaya çalışmamız gerekiyor. Yani, yeniden kullanamayacağımız. Evet, mesela tek kullanımlık olarak ne kullanıyoruz? İşte şu anda çok gündemde olan naylon poşetler. Yani onları atıyoruz. Birçoğu geri dönüşüme katılmıyor. Geri dönüşüme katılsa bile aslında çok gereksiz şekilde onu tekrar üretmek için bir sürü enerji ve su harcanıyor. Peki. Plastik su şişeleri. Mesela bunları hayatımızdan çıkartmaya çalışmamız lazım. Çünkü matara taşıyabiliriz, suyu taşımak aslında o kadar zor şeyler değil. Yani bunların çoğu da en azından benim yaşam dönemimde zaten hayatımızda neredeyse olmayan şeylerdi. Depozitolu olarak mesela içeceklerimizi tüketmek. Yani bunlar son derece basit yapabileceğimiz şeyler. Bu gözle bakarsak etrafımızdaki her şeye, yani çöpe gitmeyeceği, yani bugün aldığım şeyin hangi kısımlarını bugün çöpe atıyorum? Çöpe gitmeyecek şekilde ne alabilirim? Tabii ki şeyden bahsetmiyorum, yani meyve sebze gibi şeylerden. Ki onların da aslında kompostlanarak geri dönüşümü sağlayabiliriz. Belki Türkiye için o şu anda bir ileri adım gibi gözüküyor ama bunların haricindeki bütün malzemeleri aslında bizim defalarca kullanmış ve onu bir tür hurdaya çıkartmış olmamız lazım ki gerçekten çöpe ve sonra da geri dönüşüme katılsın. Şunu sorsam, gözle bakmamız lazım. Haksızlık eder miyim? Yani bunu anlatıyorsunuz. Siz benden ne şekilde daha farklı yaşıyorsunuz acaba? Evet. Yani çünkü bilinç düzeyinizin ya da bunu yerine getirme düzeyinizin yüksek olduğu kanaatindeyim. Nasıl bir yaşamınız var? Bu söylediğiniz şeylerin hemen hemen hepsine dikkat ederek yaşamaya çalışıyorum. Bu da nedir? Daha az ambalajlı gıdalar satın almaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde plastik şişeye de su taşımıyorum. Gittiğim yerde bana karton bardakta ya da plastik bardakta herhangi bir şey ikram edildiğinde hayır teşekkürler diyorum. Diyor musunuz gerçekten? Aynen. Eğer ona ihtiyacım varsa zaten çantamda ya da yanımda küçük bir bardak vesaire kupa taşıyorum. İş yerimde, bizim iş yerimizde yani derneğin içerisinde zaten herkesin kupaları var. Biz size şimdi cam bardakla ikram ettik. Onun için siz geri çevirmediniz. Aynen. Ama mesela başka türlü bir şey vermiş olsaydım hayır diyecektiniz. Evet. Kupanızı mı çıkartacaktınız? Kupam yanımda yok, o zaman içmeyecektim. Yani bunu neden yapacaktım? Tabii ki bu bir tür, birçok yerde hani bir tür saygısızlık ya da gibi gözükebilir. Ancak bu size aslında o mesajı vermek. Yaptığımız şey Tabii aslında, bana öğretmiş oluyorsunuz. Aslında doğru değil. Hani oradaki tabii bazen insanlar ısrarcı da olabiliyorlar vesaire. Önemli olan o mesajı vermeniz. Tamam. Önemli olan da azaltıma katılmanız. Ben de bunları yapmam. Toplu taşımayı daha çok kullanıyorum mutlaka. Yani zaten hani işimi ve kendi yaşamımı birbirine yakın konumlandırmaya çalışarak oraya zaten başka bir araca, yani arabaya ya da başka bir şeye ihtiyaç duymadan gitmeye çalışıyorum. Ama bir araba tarzı bir şeye ihtiyacınız varsa bunu çok daha verimli araçlardan, yani illa çok daha büyük, çok daha büyük motorlu şeylerden değil, daha az benzin tüketen, mesela gaz benzine göre daha az sera gazı emisyonuna neden alıyor, o tarz bir şey seçerek ya da hibrit araçlar. Elektrikli araçlar henüz çok yeni ve pahalı o açıdan hemen kullanımda değil ama. Giyim kuşamda mesela, bunu neden soruyorum? Şöyle bir trende doğru yol alıyormuşuz, alacakmışız. Türkiye'de henüz duymadım böyle bir şey ama tükettiğimiz giyim kuşamın yeniden
dönüştürülebilecek yani giy ve at ama attığında dönüşüme ver şeklinde büyük markalar da bu tür bir şeye gidiyorlar diye. Bunlar fantastik mi yoksa olabilecek şeyler mi yoksa tam tersine siz al ve 10 yıl giy mi diyorsunuz nedir? Temel olarak aslında ne kadar uzun kullanabilirseniz o kadar iyi ama özellikle daha dayanıklı malzemeden yani ama tabii çevreye zarar vermeden dayanıklı üretilmiş şeyleri tabii ki destekliyoruz. Yani ne kadar uzun giyerseniz o kadar iyi ama ne yapabilirsiniz? İkinci el olarak başka bir yere verebilir. Gene başkasından yani yenisini sürekli dünyada ürettirmeyi birazcık azaltacak, tüketimi azaltacak bir yol. Sizin dediğiniz tarzda tabii ki yani belli bir süre giydikten sonra Avrupa'da, dünyada bunun örnekleri çok. Hatta bunlar sadece bir çevrecilik olsun diye yapılan değil. Bildiğiniz bundan normal olarak para kazanılan şeyler var. Örneğin bebek giyim ve diğer malzemeler. Yani İsveç'te sadece bununla ilgili bir şirket var. Bütün bu malzemeleri yeniden kullanılabilir hale getir. Çünkü zaten onları bebeğiniz kısa bir süre kullanabiliyor. Ha bizde belki toplumsal olarak zaten gelişmiş hani tanıdığımıza, eşimize ya da ihtiyacı olan birine verme şeyleri oluyor. Var. Ama hani bunun haricinde veremediklerinizde alacak, hatta bunun üzerine size belki para verecek Avrupa'da kurumlar var. Kurumlar. Peki buradan kurumlara geçelim. Ucuza da daha sonra başkasına satıyor. Şimdi sizin hedef kitleniz bireyler. Bireylerde okuryazarlık. Evet. Kurumların okuryazarlığı ya da buna geçmeden önce de bana bireylerin okuryazarlığında 1 ile 10 arasında bir puan verecek olsanız aynı şekilde kurumlara karneleri ne olurdu onu da söyleyin lütfen. Ya Türkiye'de karne olarak baktığınız zaman tabii çok düşük. Yani bireyler olarak dediğiniz zaman. Türkiye'de artan, dünyada da aynı şekilde aslında bir çevre farkındalığı var. Ama en büyük problem şu oluyor. O değerle eylem arasındaki büyük bir fark. İkisi arasındaki fark. Yani çevreciyim biz, ama hayatıma yansıtmıyorum. Yani sokakta da birçok insanla konuşsanız, hatta şu anda anketler de gösteriyor bunu. İklim değişikliği konusunda mesela Türkiye'deki toplumun dünyadaki en duyarlı toplumlardan bir tanesi. Yani anketler bunu gösteriyor. En azından duyarlı derken endişe taşıyan. Peki buna karşın nasıl yaşıyor? Buna karşın hayat tarzlarımızda aslında hemen hemen hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi bunu bu konuda bakarsanız, bu karneye bakarsanız hem dünyada hem ama Türkiye'de de çok düşük. Yani aslında belli konularda dediğim gibi sokakta insanlarla konuşsanız kimse etrafa çöp atılsın istemez. İstemem. Ya da işte bilmemlerde çöp dağları olsun istemez. Ya da iklimi değişsin istemez. Ama kendi hayatında neler yapabileceğini orada iki tane şey oluyor. Bir tanesi bilgi eksikliği evet yani ne yapması gerektiğini ya da yapabileceğini. Bir de bir tek ben yaptım ne evet, fark ama edecek. İkincisi de davranışın içselleşmesi ve hani alışkanlık haline gelmesi meselesi. Hemen şunu sorayım. Burada dönüştürebildiğiniz kitleler hangileri? Kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı, çocuk mu, ebeveyn mi nedir? Şimdiye kadar tabii bizim özellikle ekoloji konusunda, ekolojik okuryazarlık eğitimlerimizin esas hedef kitlesi bir üniversite öğrencileri oldu. İkincisi de orta ve üst gelir segmentindeki gençler ve yetişkinler oldu. Onlar hakkında konuşabilirim. Burada evet kadınların ilgisi erkeklere göre daha fazla. Bu net olarak söylenebilir. Üniversiteli gençlerdeki değişim oranı diğer gruplara göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak her kesimin kesinlikle en azından bu tarz eğitimlere, bu tarz temaslardan sonra diyeyim belli düzeyde değiştiğini gözlemliyoruz. Ha bu şu anda tabii ki etrafımızda bunu ne kadar arttırırsak o kadar iyi ya da dünyayı kurtaracak noktaya gelmiş değiliz. Ancak şu da bizim için çok önemli. Özellikle gençler açısından baktığınızda ya da bugünün karar alıcıları yani şirketler ya da diğer kalıcıları derseniz bunların önemli aldığı makro kararlara bile ya da ileride karar alıcı noktaya geldiklerinde alacakları makro kararlarda bile bizim söylediklerimize ya da bizle beraber öğrendiklerinde bir soru işareti bile çok büyük etki yaratabilir. Gerçekten de öyle. Yani şu anda bile hani Türkiye'de çok gecikmiş, çok seneler sonra olan bu naylon poşetlerin ücretlendirilmesi olayı bile eminim ki böyle bir
bir yerde duyulmuş, edilmiş, bir yerde görülmüş bir şeyin Türkiye'de uygulaması. Demek ki yani o karar alıcı böyle bir şeye bir yerde maruz kalmış ve sonunda demiş ki ya böyle bir şey neden yapmıyoruz? Ama şu anda etkisini, çok pozitif etkisini de görüyorsunuz. Bunun gibi yani bizim yaptığımız bilinçlendirme ya da işte harekete geçirme çalışmalarının ötesinde aynı zamanda tabii makro yapılması gereken şeyler de var. Yani şunu ben söylemiyorum. Biz sivil toplum kuruluşu olarak eğitimi ve işte tabana yayılmış çok geniş çaplı yaygın eğitimiyle bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama aslına bakarsanız tabii karar alıcıların ne kadara ulaşıyorsunuz yapabileceği... ki? Bugüne yani kadar 3000'i kestim ama hani kaç kişi? 3000 kişiden fazlaya ulaştık. Tamam, tabii ki bu 3000'in çarpı 4 diyelim ya da birazcık daha fazla insana ulaştığını mı? Ama siz öğreticileri yetiştiriyorsunuz. Öğreticileri benim saydığım şeyler tabii ki bizim kendi gönüllü eğitmenlerimizin yaygınlaştırarak yaptığı yani toplam sayı. Nüfusun içerisindeki nüfusun payı içerisinde çok düşük. Yüksek değil diyebilirsiniz ama bizim de zaten amacımız bunu çok daha fazla geniş kitlelere aktarmak. Hani bu açıdan bakarsanız tabii ki örgün eğitimin müfredatına girmesi, okullarla çalışmak ya da karar alıcılarınla çalışmak, örneğin Orman Genel Müdürlüğü vesaire gibi, yani bunları da yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Hani kurumlarla çalışsanız, kurumların size böyle bir yakınlaşması var mı? Bu arada ben şöyle bir faaliyet raporunu da göstermek istiyorum. Yuva Derneği'nin www.yuva.org.tr'ye girip bakabilirsiniz. Yani dernek, Yuva Derneği bir sürü dernekten bir tanesi. Bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Hepsi sosyal sorumluluğu yüreklerinde hissediyorlar ki zaten nefesleri tükenmeden, kim bilir ne kadar zaman bazen yılgınlık ve bıkkınlık oluyordur, çalışmalar yapıyorlar. Ama lütfen siz de hem Yuva Derneği'ne hem de diğerlerine girip bakın ne yapıyorlar bu insanlar. Yani neleri bir araya getirmişler. Evet, biz burada çok da kısa dakikalar içerisinde bir şeyleri ifade etmeye çalışıyoruz yaygınlık kazansın diye ama ne kadarını söyleyebiliriz ki? İşte çöplerini topla, geri dönüşüme gidebilecek şeyler al. Evet, işte toplu taşımaya bin gibi şeyler ama bunun dışında o kadar daha söylenecek şey var ki. Evet. Eğitimlerimize davet ediyoruz o yüzden zaten insanları. Özellikle web sitemizden ve bizim sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederlerse. Evet. Çünkü eğitimlerimiz herkese açık. Yani kendi merkezimizde, koşu yolundaki merkezimizde bunları alabilirler. Bunları mutlaka takip etsinler derim. Çünkü dediğim gibi bizim zaten birazcık da amacımız böyle kısa hap gibi hemen insanlara al kullan. Bu çok içselleşmiyor zaten. Yani bizim eksik bulduğumuz taraf bu. Genelde zaten kamu spotlarıyla vesaire yapılmaya çalışılan bu oluyor. Biz daha çok insanların hakikaten kişisel olarak bir temas kurmamız gerektiğini ve ancak o şekilde o değişimi yapabiliriz. Ben şöyle bir çağrıda da bulunmak isterim açıkçası. Toplumda daha fazla insana ulaşmak isteyen pek çok birey var ya da bunun olanağını yakalayamayan ama etki alanını geliştirmek isteyen, bu evet yani hepimizin kendi mahallelerinde de olabilir. Aslında sizden öğrendiklerini aktarmak suretiyle bu etkiyi çok rahatlıkla sağlayabilirler, artırabilirler. Daha bilinçli bir şekilde yapabilirler. O nedenle kurumlar için söyleyeceğiniz son bir şey varsa onu da alayım. Kurumlarla da çalışıyoruz. Bize gelip kendi çalışanları için bu eğitimleri isteyen kurumlar oluyor. Onlara da ayrıca seminer programları vesaire de yapıyoruz. Onlar da bizle rahatlıkla temasa geçebilirler. Tabii ki kurumlar da özellikle onların karar alıcı, yönetici pozisyondaki insanların da bunları duymaya vesaireye ihtiyacı var ki gerçekten bilinçli kararlar verebilirler. Artı şunu da belki ekleyebilirim. Bu artık sadece bir sosyal sorumluluk ya da çevrecilik, yani tırnak içinde kârdan vazgeçerek yapılacak bir şey olduğunu ben çok düşünmüyorum. Artık gerçekten en azından endişe konusunda bıçağın kemiğe dayandığı bir yer. Toplumda da, toplumlarda da gittikçe artan bir durum var. O yüzden de aslında bu kararları vermek her zaman çıkarlarına ters değil kurumların. Tersine bundan sonra büyük ihtimalle orta vadede
Ancak bu kurumların ben hayatta kalabileceğini düşünüyorum. Ben kaparken eğer ama yanlış bir şey ifade edersem düzeltin lütfen. Standart eğitimlerimizin evet matematik, sosyal bilgiler, işte aklımıza gelebilecek her türlü Türkçe, edebiyat falan gibi standart eğitimleri almamız şart. Ama bu eğitimlerin yaşam döngümüze katkısı belli bir noktaya kadar. Bunlara destek olacak, yani hani gıda katkısı gibi bir şey diye düşünebiliriz belki. Eğitime katkı sağlayacak farklı eğitimler de var. Okuryazarlık burada, ekolojide ya da finansal okuryazarlıkta buradan geliyor. Finansal okuryazarlık dediğimiz cebimizi iyi değerlendirmek, kullanmak. Ekoloji de yaşadığımız hayatı yaşanabilir kılıyor olabilmek. Kendimiz için hem de. Yani hep böyle çocuklarımız diyeceğim, kendimiz için yaşanır bir çevre. Suyumuz, havamız, temiz hava almak hakkımız, temiz su içmek hakkımız. Toprağımız. Toprağımız. Ben teşekkür ediyorum. Yani umarım bu tür çalışmalarınızda ufacık bir damla da olsa katkımız olmuştur. Ama çok sağ size... olun. Allah kolaylık davet versin diyorum. Için, ben evet. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Herkese ekolojik okuryazarlığa davet edelim. Hakikaten evet. Bu çok önemli bir şey. Atlamayalım ne olur. Görüşmek üzere. İyi ki dinlediniz bizi. İyi günler. İyi günler.